31 Ağustos 6 Eylül İkizler Burcu'nda karmaşıklıkların karmaşıklığı, kendinizle alakalı çok yorucu ve beyninizin de yorulacağı ve düşünce, plan, program dediğimiz bir süreç haftanın söz konusu. Özellikle de başka bir şehir ya da beklenilen bir teklifle ilgili kafanızı çok fazla yoruyor olabilirsiniz. Gitmeniz gereken bazı seyahatler ve işinizle alakalı yolculuklar gündeme gelecek. Bunlar sizi böyle bir huzurlu ve mutlu kılacağını söyleyebilirim. Ama sabit yerimden artık değişmek istiyorum diyen İkizler Burcu'na şunu demek. Evet, artık farkındalığınızın farkında olduğunuz ve yönetim ya da bulunduğunuz noktada bir değişim ve bu değişim sizi çok mutlu edecek. Ben size şimdiden yeriniz hayırlı ve uğurlu olsun istiyorum. Ve özellikle işsiz olan ve iş bekleyen İkizler Burcu'nda bu hafta çok büyük bir değişim. Güzel iş kapılarınız ve sevineceğiniz noktalar söz konusu olacak. Ama sizde de şu var, şiddetli bir baş ağrısı ve baş ağrınızdan kaynaklanan migren probleminiz olabilir. Ve bu sizi devamlı tetikliyor ve uyku hali yaratıyor olabilir. Belki bir kan tahlili yaptırıp yani ya da bir migren ya da neyse artık bu kontrol ederseniz iyi olacağını söyleyebilirim. Ortaklı iş yapan İkizler Burcu'na demişim ki evet bazı ortaklı süreçleri ayırmak kendi yerinizi tamamıyla sağlamlaştırmak istiyorsunuz. Ve bunun için de para araştırmasına girdiniz ve şimdiden hayırlı olsun kendi yapacağınız döngü size daha keyifli, daha huzurlu bir nokta yaratacak. Çünkü uzun süredir tek liderlik istiyordunuz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Devlet ataması ya da devlet sınavına girecek İkizler Burcu'na demişim ki evet başarı var ama dikkat sorununuz var. Kafanız konuştuğu için yanlış cevaplayabilir, yanlış okuyabilirsiniz. Lütfen dikkat edin değerli İkizler Burcu. Siz yaratıcı bir zekasınız ve artık yerimiz sağlamlaşması gerekiyor dediğiniz için devlet sınavınız ya da devlet atamanız varsa doğru sınavları okuyup doğru enerjiye girmeniz lazım. Ailede özellikle baba ya da dayı soyumuzla alakalı yani baba, amca ya da da erkekleri temsil eden soy ağacınızla alakalı bir sağlık problemi, gereksiz atışmalar, gereksiz kırgınlıklar haftası olabilir. Bunu mutlaka ihmal etmeyin. Uzun soluklu kırgınlıklar yaşanacak gözüküyor değerli ikizler. Bir de özellikle ikizler burcu babalarını affetmiyorlar. Yani bu hafta böyle geçmiş travma, çocukluk travmanız ya da evlilik döneminizde yaşadığınız ya da çocukluğunuzdan kalan hatıralar babanızı suçlayacaksınız. Başarısızlığınız da bununla alakalı suçlama dönemi. Bence babanız çok babayla olan bağlarda bir eksiklik. Babanız belki ifade özürlüdür. Belki bunu konuşma zamanınız geldi. Belki o yüzden öfkeniz ön plana çıkıyor olabilir. Bence artık herkes büyüdü. Herkes kendi hayatını, herkes kendi oluşumunu yaratıyor. O yüzden kimseye tam şimdi kendimizi ifade edeceğimiz noktalar için çok doğru bir oluşum. Bence babanızla olan sorunları çözelim. Uzun süredir satmak istediğiniz bir mal anahtarı, yani miraslı olabilir, kendinize ait bir alan olabilir. Bununla ilgili de çok güzel bir olumluluk söz konusu olacak ve teklif ve değerlendirilecek yer aslında bir müteahhit anlaşması ve yeriniz çok değerlenecek gözüküyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun çünkü belli inşaatlar, belli oluşumlar yaşanacak. Eğitimiyle alakalı değişim yapmak isteyen ve uzun süredir okul değiştirmek isteyen bazı ikizler için de muhteşem bir karar. Bu karar sizin için doğru bir süreç olacak gözüküyor. Yurt dışı ile ilgili eğitim yapan bazı ikizlerde duraksama dönemi olacak ama eğitiminizi tamamlayacaksınız. Sizde de sağlık olarak demiştim migren ve bunlarla ilgili kontrol etmeniz gerekiyor. Uzun süredir çocukla ilgili planınız varsa tam doğru dönem uyarısını alıyorum. Ama şunu da demişim. Siz zaten çocuksuzsunuz. Yani şu an çocuğu düşünürken kariyer ve odaklansanız bir sene sonra çocuk planınızı yapsanız daha mutlu olacağınızı söyleyebilirim değerli ikizler. Yükselen ve Ay burcunuzu dinliyorsunuz. Sizde de şu uyarı var. Anne, abla, kadınsal bölgesine dikkat etmesi lazım. Biraz hassas bir döngü olabilir. Bunu kontrol etmek isteriz. Bir de evde özellikle nevresim, pike, böyle renkli şeyler ya da ne bileyim halı döneminiz olabilir. Yerlere renkli şeyler ya da resim, tablo merakınız olabilir. Evet, evi renklendirmek istiyorsunuz. Yapın, size iyi gelecek. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.